Yeniden merhaba, hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öğrenciyken çalışma tecrübelerimden bahsedeceğim. Önce size nerelerde çalıştığımdan bahsedeyim isterseniz. Sonra da yaşadığım komik olaylarla beraber çalışmanın avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Zaten hep benim böyle bir tek başıma ayaklarımın üstüne duracağım, kendi paramı kendim kazanacağım hevesim vardı. Daha sonra 18 yaşıma girdiğim zaman Zeytinli Rock Festivali'ne gitmek istemiştim çok. Ve hayatımda ilk defa tek başıma tatile gideceğim. Bu yüzden annem dedi ki ya paranı biriktirirsin ya paranı biriktirirsin dedi. Ben de mecbur çalışacaktım yani. O zaman da böyle yıllardır aile kuaförümüz olan ve çok yakından tanıdığımız bir kuaförde çalışmaya başladım. Ama böyle çok da çalışmak denmezdi. Bir ay çalıştım sadece. Yaptığım şey işte böyle manikür pedikür sularını hazırlamak, işte kahve isteyen müşterilere kahve yapmak, mutfağı toparlamak vesaire vesaire yani. Ve çok üstüme gelmiyor. O yüzden bir aylık çalışmanın karşılığında 500 lira gibi komik bir rakam aldım. O para bana çok tatlı geldi açıkçası. Yani kendi paranı kazanıyor olma düşüncesi aşırı keyifli. Üniversitenin hazırlık yılında çalışmadım. Daha sonra hani hazırlık yılımı böyle keyifli, zevkli falan geçireyim dedim. O yüzden çalışmayı tercih etmedim. Ama sonra üniversitenin birinci sınıfında yani ikinci yılında çalışmak istediğime karar verdim. Ve bir arkadaşım vardı bir mekanda müdürlük yapan. Ona dedim ki ben iş arıyorum işte Anıl bana iş bulabilir misin? O dönemde de işte Ankara'da yaşayanlar bilir Sakal diye bir kafe var. Sakal'ın yeni bir şubesi açılıyor işte Pascal falan diye. Orada çalışmak ister misin? Eleman arıyorlarmış. Git bir görüş falan. Neyse ben gittim görüşmeye ama böyle o zaman kafamda çok daha farklı şeyler vardı çalışmaya başlamadan önce. Çok daha ciddi olacağını vesaire düşünüyordum. Yani kafelerde ve barlarda çalışmak çok daha farklı bir tecrübe. Ben işte böyle barda çalışacağım falan diye ve Pascal bir bar, yemekli, içkili vesaire bir yer. Barda çalışacağım falan diye böyle asi asi hazırlandım gittim tamam mı? Üzerimde böyle siyah bir tulum, altında böyle yazın ortasında postal topuklu botlar ve gözümde böyle simsiyah bir kalem. Dedim ki ben böyle gidersem beni kesin işe alırlar. Neyse gittim işte pıtı pıtı. Patronla görüşmek istediğimi söyledim. İşte görüştük. Dediler ki işte ne yapıyorsun? Nerede okuyorsun? Kaç yaşındasın? Daha önce iş tecrüben oldu mu? Vesaire vesaire. Ben de bütün her şeyi anlattım. Ama hiç hayatımda bir barda çalışmamıştım yani. Hani böyle bir problem var. Bana dediler ki galiba o gün dediler. Sonrasını aramadılar. O gün dediler ki salı günü gel başla. Ertesi hafta salı günü gidip başlayacağım çalışmaya. İlk başlarda böyle hep süslü süslü gidiyordum tamam mı işte. Full makyaj gidiyorum işte ne bileyim ayağımda böyle hafif topuklu ayakkabılar vesaire. Ama tabii zamanla bu süsü tamamen kaybettim çünkü çalışmak gerçekten çok yorucu. Neyse benim mesaim şöyle. Öğlen 4'te başlıyor, gece 1'de bitiyor. Aslında pek de 1'de bitmiyordu yani onun uzadığı zamanlar oluyor. Şimdi 1'de bütün müşteriler kalktıktan sonra 1 saat siz orayı bir toparlıyorsunuz. İşte son kapanışlar, yövmiyeler vesaire vesaire veriliyor. Ancak öyle çıkıyorsunuz. Yani 1 saatte onun şeyi gece 2'de falan çıkıyordum. Neredeyse ekonomik bağımsızlığımı ilan etmiştim. Bütün alışverişlerimi kendi paramla yapıyordum. Gezmelerimi, yemelerimi, içmelerimi kendi paramla karşılıyordum. Okul harçlığımı da bu şekilde çıkartıyordum. Yazın ben haftanın neredeyse her gün çalışıyordum ve çalışmayı ben aşırı seven bir insanım. Çok da iyi bir elemanım bence. Çünkü yani ne iş verirseniz yaparım. Asla tuvalet temizlemekten falan bile gocunmam. O yüzden beni seviyorlardı ilk başlarda çalıştığım yerde. Hoş sonra da sevdiler ama bir takım problemler yaşandı tabii ki. Öğrenciyseniz ve part time çalışacaksanız birazcık sizin günlerinize göre belirliyorlar shiftlerinizi. Neyse shiftlerimi okul başladıktan sonra okuldan erken çıktığım günlere göre ayarladık. Yani ertesi günümün boş olması ya da o günümün boş olması falan değil. Sadece 4'te mesaide olabilecek miyim? Önemli olan şey buydu. Ama benim şöyle bir şansım vardı. Orada çalışan birçok insan öğrenciydi. Bu yüzden işte sınav zamanları mesela Hacettepe'de okuyan biri vardı. Bilkent'te okuyan biri vardı. İşte ben ODTÜ'de okuyorum ve hepimizin sınav dönemleri farklı farklı zamanlarda. O yüzden birimiz sınav dönemine girecekken o haftayı çalışmıyordu. Mesela başkası da daha fazla shift yazılıyordu. Alacağınız para tamamen mekanın karına
ve gelen giden müşterinin statüsüne göre değişir. Mekan çok kar eden bir yerse yevmiyeniz de daha yüksek oluyor. Ben günlük bazda yani yevmiye alıyordum. Bize her gün veriyorlardı. Ecem Varuna Gezgin'de çalışıyor ve ona parası aylık olarak yatıyor. Günlük olarak eline vermiyorlar. Bunun dışında sigortanız falan yapılıyor ama çalıştığınız günler üzerinden yapılıyor sigortanız. Zaten 18 yaşından küçükseniz eğer herhangi bir yerde çalışamıyorsunuz. Çünkü size sigorta yapamıyorlar ve sigortası işte çalıştırmak suç. Benim size tavsiyem de lise okurken asla ve asla çalışmamanız zaten. Yani lisede çalışmak bence çok mantıksız ve bence gereksiz de bir şey. Hani eğer ki maddi olarak mecbur değilseniz hiç böyle bir şeye yeltenmeyin. Yani üniversite boyunca çalışabileceğiniz zaten çok zaman olacak. Ben de lisede buna çok hevesleniyordum. Ama ilk üniversiteyi beklemişim. Çalışmak sizi çok hızlı olgunlaştırıyor, öyle söyleyeyim size. Buna hiç gerek yok bence. Bu arada Pascal benim başıma gelmiş en güzel şeylerden bir tanesi. Hatta kolumun burasında Pascal'ın lokasyonunun koordinatları var. Berkay'la orada tanıştım. Berkay benim erkek arkadaşım bu arada. İlk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Bir de benim şöyle de bir şansım vardı. Biz çok rahattık. Saat başı bir kişi oturuyor falan gibi böyle bir düzen yok. Hani ben oturuyorum, okey misin? Çok kalabalık değilse mekan okeysin ama bazı saatler arasında mesela oturmak mümkün olmuyordu. Özellikle saat 4 ile 8 arasında inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Hafta içleri. Hafta sonları da saat 6 ile 11 arasında inanılmaz bir yoğunluk oluyor. O dönem, o sıralarda böyle mola vermek çok mantıklı olmuyor yani. Zaten izin de vermiyorlar. Hani bak çok kalabalıksan falan diye böyle laf sokuşları görürsünüz. Birazcık dedikodu yapacağım. Çünkü yani asıl olay bu bence. Hani size çalışmanın getirileri, tamam, maddi olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durmak inanılmaz keyifli bir şey. Ve işte paranızın hesabını kimseye vermiyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir şey ama iş yerinde yaşanabilecek sorunlar da var. O biraz dedikodu kısmına geliyor. Şimdi tam olarak oraya geliyorum. Öncelikle çalışmanın bana hissettirdiklerinden bahsedeyim. Yani paranızı kazanmanın yanı sıra bir de şöyle tecrübeler ediniyorsunuz. İşte bir otoriteyle çalışmanın ne demek olduğunu, başka insanlarla uyum içinde çalışmanın ne demek olduğunu, kimse sizin tribinizi çekmiyor mesela. Bu çok önemli bir şey. Yani okulda, ailenizde falan birileri sürekli sizin tribinizi çekiyor ama iş yerinde çalışmak kesinlikle bundan bağımsız bir şey. Yani kimse sizin tribinizi çekmek zorunda değil. Çok ciddi kavgalar edilebiliyor bunun sonucunda. Yabancı insanlarla bir arada bulmak, yani şöyle bir şey. Okulda olsanız bile tanımadığınız insanlarla ya da hoşlanmadığınız insanlarla iletişim kurmak zorunda değilsiniz. Ama burada o insanı sevmek zorunda değilsiniz, yakından tanımak zorunda değilsiniz, hoşlanmak zorunda değilsiniz ama bir arada olmak ve iletişim kurmak zorundasınız. Hiyerarşik bir düzen var. İşte şefiniz oluyor, müdürünüz oluyor, patronunuz oluyor vesaire. Böyle çok hiyerarşik bir düzen var. O hiyerarşik düzene ayak uydurmak zaten çok zor bir şey. Ya haksızlığa uğradığınız zaman bile abi kime bir şey diyeceğinizi bilemiyorsunuz, tamam mı? Yani bu gerçekten korkunç bir şey. Ya mesela bir problem oluyor patronunuzla, kime şikayet edeceksiniz? Ya da o problemi nasıl çözeceksiniz? Bazen o lafları yutmanız gerekiyor. Çünkü yani bir de şöyle bir şey var. Benim şöyle bir kafam vardı. Abi hoşlanmadığım yerde durmam, tamam mı falan. Ama yok, öyle değil. Yani bu size biraz da sabrı öğretiyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu, sabretmek. Bana çok şey kattı bu olay. Yani özellikle ilk böyle birkaç ayımda çok keyifli geçiyor. Ondan sonra birkaç ay sonra biraz böyle sıkılmaya ve yorulmaya başlıyorsunuz, tamam mı? Sonra bir 4 ay falan böyle bir korkunç ve insanları böyle tanımaya başlıyorsunuz. Arada dedikodular oluyor. Şu şunu demiş, bu bunu demiş falan. Böyle şeyler bütün iş yerlerinde oluyor yani. Gidin bir plazaya, orada da oluyor, bir barda da oluyor, bir kahvecide de oluyor, bir kitapçıda da oluyor yani. Sonrasında işte o problemler orada başlıyor. Sonra abi öyle bir salıyorsunuz ki o olayı. Yani valla gerçekten şu kadarcık umurumda değilsiniz deyip her dediklerine he deyip hayatınıza devam etmeye başlıyorsunuz ve bu inanılmaz bir özgürlük yani. Benim bir de şöyle bir olayım vardı. Ben hem barda hem barmaidlik yapıyordum hem de garson olarak çalışıyordum. Yani joker elemandım. Barda ah Begüm ve Yunus diye iki tane harika insanla çalıştım, tamam mı? Yani o yüzden hem birisi inanılmaz tatlı bir kız. Zaten Berkay'la aramı Begüm yapmıştır. Yani gerçekten onun o iş yerinde bana verdiği tavsiyeler ve işte bakış açımı değiştirmesi vesaire, hakkını ödeyemem yani Begüm'ün. Ben onlarla iletişimimi çok güzel oturtmuştum. Ve onlarla çalışmaktan çok keyif alıyordum. Ama servise indiğim zaman Allah'ım. Yani asıl korkunçluk orada başlıyor. Çünkü servis yaparken, yani garsonluk yaparken sadece
çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurmuyorsunuz. Müşterilerle de yakından iletişim kuruyorsunuz. Mutfağın bir sorunu, barın bir sorunu her zaman müşteriyle sizin aranızda çözülüyor. Ve müşteriler, yani geneli, şimdi bizim oraya gelen müşteri kitlesi de böyle 30 yaş üstü, hani çok genç ekip yoktu. Hani öyle olsa biraz daha belki zevkli ya da keyifli olabilirdi, bilemiyorum. Belki çok daha kötü olabilirdi ama 30 yaş üstü oldukları için yani o yemeğin parasını öderken sizi de satın aldıklarını düşünüyorlar. Oysa sadece sizin hizmetinizi satın alıyorlar ve bazıları size her şeyi söyleme cüretini kendisinde buluyor. Şöyle şeyler de oluyordu barda çalışırken. Bara gelip oturuyor abi. Yani genelde bara gelip oturan tipler daha böyle yalnız ve işte dertli erkek kesimi oluyor. Ve o kesim de mutlaka ve mutlaka bardaki kadına yavşıyor. Müşteri, yani kalk defol git şuradan diyemiyorsun. Ama yani onunla sohbet etmek de istemiyorsun. deyip geçiyorsun ama adam orada seni darlamaya devam ediyor. Böyle şeylere katlanmayı bir süre sonra öğreniyorsunuz. Üniversitedeki iş tecrübeleri sizi geleceğe de hazırlıyor. Yani insanlarla iletişim kurmayı öğreniyorsunuz. İşte müşteri çalışan ilişkisini, patron çalışan ilişkisini öğreniyorsunuz. Bence çok daha fazla sabretmeyi öğreniyorsunuz ve toplu halde çalışmayı, yani çalışma arkadaşlarınızın olmasının nasıl bir şey olduğunu öğreniyorsunuz. O yüzden benim size tavsiyem üniversitedeyken mutlaka çalışın. Yani en azından bir yıl o çalışmanın ne demek olduğunu bir öğrenin. Yani derslerinizin yoğunluğuna da bağlı olarak tabii ki. Edit molası. Ben ODTÜ'de psikoloji okuyorum. Benim ders sayım çok fazla fakat yoğun ve inanılmaz zor değildi. O yüzden ben haftanın 3-4 gün çalışmayı kaldırabiliyordum. Ama bu tamamen sizin dediğim gibi ders yoğunluğunuzla alakalı bir şey. Eğer öğrenciyken çalışacaksanız mutlaka ve mutlaka iyi bir planlama yapmanız lazım. Çalışmak, okul ve sosyallik üçlüsü arasında mutlaka sosyalliğiniz biraz azalıyor. Çünkü okulu bırakmamanız lazım. Yani eğer ki okulu salıp da çalışacaksanız o zaman çalışmanın hiçbir manası yok. İyi bir planlama yaparsanız eğer ikisini beraber götürebiliyorsunuz. Benim gerçekten çok sıkı bir çalışma programım vardı. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor ki çalışırken dersleriniz birazcık düşüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir gün gece saat 2'ye 3'e kadar çalışmış olabilirsiniz ama ertesi gün saat 8'de kalkıp 8.40 dersine gitmek zorunda olabilirsiniz. Ya da mesela çalıştığınız işletmeye bağlı olarak sınav haftalarınızda izin alamayabilirsiniz. Bu yüzden birazcık düşüyor ama yani şöyle söyleyeyim, 100 üzerinden normalde 90 alacaksanız bu sefer 85 falan alıyorsunuz. Yani o kadar korkunç bir düşüş değil ama bu tamamen sizin çalışma programınıza bağlı. Nerelerde çalışabileceğinizi de söyleyeyim. Part-time alan yerler genelde kafeler ya da barlar oluyor. İlk önce bence oralara başvurmanız lazım çalışmak istiyorsanız. Benim arkadaşlarım mesela özellikle okul tarafındaki öğrencilerin çok fazla gittiği mekanlar belirli günlerde çok aktif oluyor. Bazı arkadaşlarım mesela o günler için bazı barlara ekstracı olarak gidiyorlardı. Yani düzenli olarak shift yazılmıyor ama arıyorlar, işte gel çalışmak ister misin, bugün yoğun olacak. Olur çalışırım deyip gidiyorlar. Günlük bazda da çalışabilirsiniz. Yani ara sıra harçlık çıkartmak ya da ekstra gelir olsun istiyorsanız, yani düzenli bir geliriniz olmuyor o zaman. Yani böyle alternatifleriniz de var ama dediğim gibi ders çalışmak ve çalışma programınızı çok iyi yapmanız lazım. Açıkçası ben çalışırken ders çalışmayı da nasıl daha efektif, nasıl daha kısa sürede daha fazla şey öğrenilir şeklinde ders çalışmayı da çok iyi öğrendim. Bu da size çok fazla şey katacaktır diye düşünüyorum. Devam. Ve mesela hani çalışma arkadaşlarınızla şöyle şeyler de yaşayabiliyorsunuz. Abi müşteriye sinirlenmiş, tamam mı? Hani ona sinirlendiğini anlıyorsun ama gelip sana patlıyor. Hani neden? Çünkü patlayabileceği tek insan sensin. Bu çok çirkin bir şey aslında, yani asla yapılmaması gereken bir şey ama insan hani çalışırken hem yorgun oluyorsun, hem kafan bir sürü bir şeyde oluyor. Yok hesap tutmak, yok işte şu ürünü istedi, o ürünü buraya gireyim. Mutfaktan çıktı mı? Aa mutfağın zili çaldı, oradan yemek teslim almam lazım. Bunlar yaşanabilir. Bunlar tolere edilebilecek şeyler. Zaten o hisleri siz de hissetmeye başladığınız zaman insanların size böyle yapması garip gelmemeye başlıyor. Ha bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemem. Ama zamanla alışıyorsunuz. Yani özellikle barda çalışmak biraz daha laubali ilişkiler doğuruyor açıkçası. Bu hem çok keyifli bir şey çünkü hem böyle gece bir işten çıktığınız zaman çok böyle beraber aşırı eğlendiğiniz, işte böyle içtiğiniz, sıçtığınız zamanlar da oluyor. Hem de bazen o iş sırasında, özellikle çalışma anı sırasında gerçekten sizi çok huzursuz eden durumlara da sebep oluyor. Neyse, ben çalışmaya başladım. Başta her şey çok güzeldi. Ama sonrasında benim derslerim çok yoğunlaştı ve böyle insanlarla o dediğim o 4-5 aylık dönem var ya, hani böyle biraz tanımaya başladınız ve dedikodular başladı. O süreçte
Benim de bir takım psikolojik sıkıntılarım vardı. Hani çok stresliydim sınavlar yüzünden. Notlarım çok kötü gidiyordu vesaire vesaire. Bu yüzden iş yerinde gerçekten korkunç dönemler geçirdim arkadaşlar. Hele bir gün hiç unutmuyorum. Berkay Polonya'dan yeni dönmüş. Cebimizde para sıfır. Derslerim çok kötü. Berkay ne yapacağını bilmiyor. Geldiği için çok mutsuz. Zaten kafamda bir sürü düşünmem gereken şey var. Aile ilişkisini mi, arkadaşlarım, okulda hiç vakit geçiremiyorum. Yani gerçekten çok zor bir dönemdi benim için. O dönemde şöyle bir gün yaşadık. Bir cumartesi günüydü, hiç unutmuyorum. Abi suratım bok gibi gerçekten. Bir şey oldu. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bir şey yapmıyorum diye patron böyle bir "Vık" dedi. O da öyle deyince ben bozuldum ve ağladım galiba. Ama yani nasıl ağlıyorum? Sanki anam babam ölmüş gibi. Yani korkunç. Yani ağlıyorum bir yandan. Barda çalışıyordum o sırada. Neyse ki serviste değildim. Günün en yoğun saatleri. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle şeylerin hepsi karşılıkları. Ne kadar anlayışlı olursanız iş yerinde o kadar da saygı görüyorsunuz. Ve size de o kadar anlayışlı yaklaşılıyor. Hani mesela bazı zamanlarda şöyle şeyler oluyor. Yani gerçekten iş yerinde karşılıksız hiçbir şey olmuyor abi. Hiç kimse sizin ananız babanız değil. Size karşılıksız hiçbir şey yapmıyor. Mesela bir gün hasta mısınız? Sizin yerinize çalışamayacaksınız. Ve sizin yerinize biri mi gidiyor? O insan mutlaka ve mutlaka size bir shiftini kilitliyor. Mesela ben şöyle bir politika izliyordum çalışırken. Mesela biri hasta mı? Ben o gün çalışabilecek miyim? Abi yatmıyordum eve gidip. O shifte gidiyordum. Bu ne sağlıyor? Bir sonraki sıkıntımda, problemimde, gidemeyeceğim bir günde daha rahat izin almam ve insanların arkamdan konuşmamasını sağlıyordu. Böyle şeyler önemli. Dediğim gibi her şey karşılıklı. Ne kadar verirseniz o kadar alıyorsunuz. Şöyle bir olay yaşandı mesela. Hani böyle günün gerçekten hiç yoğun olmayacağını düşündüğümüz bir gün. Çok yoğun bir saat geçirmişiz, tamam mı? Yani herkes işten çıkıp bizim dükkana gelmiş gibi korkunç bir saat geçirdik. Ondan sonra gidenler gitti. Biraz daha sakinledi ortalık. Böyle kalabalık masa, of, bankacılar gerçekten korkunç insanlar. Bir de böyle çalışırken meslek gruplarını falan da tanıyorsunuz. İnsanları tanıyorsunuz. Nasıl iletişim kurmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Yani aslında nabza göre şerbet vermeyi öğreniyorsunuz. Çünkü hani mesela bir süre sonra şöyle bir skillim gelişti benim. İnsan böyle insan geliyor, tamam mı? Merdivenle iniyor. Merdivenle inerken o insanın ne sipariş edeceğini, yemek mi yiyeceğini, kaç parası olduğunu, nasıl davranmam gerektiğini böyle az çok kestirebiliyordum. O yüzden çalışmak size çok şey katıyor diyorum. Neyse bir gün işte bir bankacı ekibi gelmiş. Abi adamın tipini hiç unutmuyorum ya. Gerçekten benim travmam yani. Yani hayatımda sadece bir kere sinir krizi geçirdim. O da o gündü. Yani sadece bana yaptığı şeyle alakalı da olmayabilir. Belki o günün öncesinde yaşadığım sıkıntılı bir şey olmuş da olabilir. Hatırlamıyorum şimdi ama. Masa çok kalabalık. Hesaplarını ödeyip gidenler olmuş. Onların hesabı düşürmüş ve sanırım 200 ya da 300 liralık falan bir hesap var ortada. Masada 5 kişi var ve herkes ne yediyse ne içtiyse onu ödemek istiyor. Okey. Bir sistemimiz var. Kasaya geldiğiniz zaman hani ben şunu yedim, ben şunu yedim falan. Onları hesapları ayırıyoruz. Direkt bilgisayar kendisi hesaplıyor ve onları ana hesabın içinden düşüyor. Ben de adama dedim ki eğer ki hani ayrı ayrı ödeyeceksiniz kasada ödemeniz daha mantıklı olabilir dedim. Sadece bir öneriydi. Abi gerçekten kötü bir şey söylemedim. Beynim akmış yani. Hani bak sabah derse girmişim ve sadece iki kişi çalışıyoruz. Abi şükürler olsun bugün de atlattık falan diye böyle dükkanda birbirimizi böyle tebrik ediyoruz, tamam mı? Hani gerçekten çok yoğun bir anda. Adamın yanındaki kadın dedi ki tamam kasada öderiz. Burada her şey çok güzel. Ben de tamam dedim, o zaman sizi kasaya alayım dedim. Ondan sonra gittim. Sonra diğer çalışan arkadaşımı çağırmışlar. Bakın beni de değil yani. Ve ben ortada dolanıyorum. Hani yanından geçtim. Benim arkamdan da diğer kız geliyor. Diğer çalışan arkadaşımız. Beni ona şikayet etmiş. Ondan sonra neyse dedim ki problem nedir? Ya nasıl böyle bir 180 derece değişim olabilir? Hiç anlamıyorum. Yani tam olarak ne söylediğini hatırlamıyorum ama böyle gayet sinirli, agresif ve haksız bir şekilde işte biz hesabı burada ödemek istiyoruz da sen bizi kasaya çağırıyorsun. Ben de diyorum ki beyefendi burada ödeyebilirsiniz tabii ki. O zaman hani öyle söyleyeyim ben de size para üstü ve bana verdikleri para şu bakın 300 liralık hesap ortalama 40-50 lira falan ödeyecek bireysel olarak ve bana verdikleri para 100-200 falan öyle bütün paralar yani benim her birinin ayrı ayrı aklımda tutup her birine ayrı ayrı hesap üstü götürmem gerek. Ben alışıyorum abi. Ben zaten günde 80 tane hesap hesaplıyorum orada. Bu arada matematik skillerinizi de geliştiriyor. 100-200 insanın hesabını ne içtiğini ne yediğini tutuyorum yani. Ben buna alışkınım zaten. Masada hesap almanın ne demek olduğunu senden daha iyi biliyorum yani. Ama dedim ki her birine yani sadece bir öneri yaptım ya. Nasıl içimde kalmışsa anlatıyorum işte.
Sen git, sen git dedi. Kovdu beni. Tuvalete gittim. Sinirden ağlıyorum ama gerçekten yani böyle tırnaklarımı avuç içlerime geçirdim yani gerçekten çok korkunç bir andı benim için. Tuvaletten döndüğüm zaman adamın patronumla konuştuğunu gördüm. Sizin elemanınız da böyle böyle yaptı işte sanırım çalışmak istemiyor falan filan diye beni ona şikayet ediyor ve işten atılmam gerektiğini falan söylüyor. Sonra tabii benim bakış açım değişince böyle eskisi kadar keyifli çalışmamaya başladım. Sizin içinizde hissettiğiniz şey mutlaka ve mutlaka karşıya kesinlikle yansıyor. Saklayamıyorsunuz. Zaten 9 saat 10 saat falan birlikte geçiriyorsunuz ve o 9 saat 10 saatin içerisinde evde yaşadığınız sorunlarda, okulda yaşadığınız sorunlarda birbirinize ister istemez yansıyor. Keyifli ve rahat çalıştık. Ama yeni başlayan insanlar öğrenci değildi. Yani full time çalışıyorlardı. O yüzden part-time'cılar böyle birazcık kenara itildi. Bazı part-time'cılar ayrıldı. Tam o dönemde patronum yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yeni bir şef geldi. Tek bir kişi patron değildi. Hani mekanların sahibi genel olarak hisseleri paylaşıyorlar. Başka bir hissedar geldi başımızda ve sanırım bir otorite eksikliği olduğunu düşünmüş ki yeni bir şef getirdi. Zorla benim shiftlerim azaltılarak o işten ayrılmam sağlandı. Üzücü bir şey. Hele ki Pascal kadar benim için özel olan bir yer. Hani hala öyle. Hala sürekli oraya gidiyoruz. Bütün insanlarla oradan tanıştığım o dönemde ilk başladığım zamanda tanıştığım insanlarla, asıl patronumla hala da görüşüyorum. Bayağı shiftlerimi azalttılar ya. Yani part-time'cılardan birkaç tane eksilince değişen sınav dönemlerini toparlayamamaya başladık. Ve o şekilde sınav zamanlarında izin alma ihtiyacımız daha fazla arttı ve full time'cılar izin almadan çalışmak zorunda kalmaya başladı. 3 shiftim ya da 4 shiftim bir anda 2'ye düştü. Ve 2'ye düşünce de hani şöyle bir şey var. Hani siz haftalık aldığınız 150 lirayla hayatınızı idame ettiremezsiniz. Yani yine mecburen annemden harçlık almaya başladım ve hani annemden harçlık alacaksam eğer burada çalışmamın ne anlamı var diyerek orada çalışmayı bıraktım. Ben işten ayrılmak istiyorum dedim ve o şekilde Pascal'dan ayrılmış oldum. Pascal macerası benim hayatım bu şekilde kapandı. Hani her okuldan çıktığım zaman Berkay'la orada buluşuyoruz mesela. Bu çok keyifli ve size öyle bir imkan sunabilen bir yer. Yani çalışmaya başladığınız yerde insanların sizi sevmesi, size saygı duyması çok önemli. Yani son 2 senem gerçekten ODTÜ, Pascal ve ev arasında geçti. O yüzden benim için çok kıymetli bir yer. Hayatıma böyle bir yer kattığım için hani çok mutluyum. Ama her işlerde böyle olmaz yani. Mesela o Pascal'dan ayrıldıktan sonra çalışmaya devam etmedim mi? Ettim tabii ki. Siyah Beyaz diye bir mekanda çalışmaya başladım. Böyle çok zenginlerin falan takıldığı bir yer. İşte haftada 3 gün çalışıyordum orada da ama haftanın 3 günü açıktı zaten sadece. Yine ekstracı olarak çalışıyordum. Ve orada çok çok daha iyi para alıyordum ama çok çok daha fazla yoruluyordum. Çalışmaya devam ettim ama Siyah Beyaz hiçbir zaman benim için Pascal gibi bir yer olmadı mesela. Bu ortamın sıcaklığıyla ya da orada çalışan insanlarla da çok alakalı. Böyle canlı müzik yapılan ve insanların ayakta durduğu ve leş gibi sarhoş olduğu korkunç bir yer. O yüzden zaten çok daha iyi para kazanıyorsunuz. Akşam saat 6'da başlıyordu mesaimiz ama saat 10 gibi falan insanlar gelmeye başlıyordu. 12'de tıklım tıklım oluyordu. Adım atacak yer olmuyordu. Ve yani o bardakları 8-10 bardağı tek elle taşımak, işte ne bileyim yerde mesela sarhoş olmuş abi. Yemekli bir yer değildi Allah'tan. Sarhoş olmuş abi 60 bardağı yere kırmış. İnsanlar oradan basıp basıp minicik minicik ezmiş. Onları temizlemek, işte yok kusan mı dersiniz, sıçan mı dersiniz, bunları temizlemeniz gerekiyor. İşte çalıştığınız mekanın da bence en önemli olan olayı bu. Yani nasıl bir mekan? Mesela Pascal hiç böyle bir mekan değildi. Hayatımda orada böyle leş gibi sarhoş olup insanlara saran hani bir yıl boyunca çalışmış bir insan olarak sadece maksimum 2 defa falan görmüşümdür. O yüzden çok düzgün bir mekandı. İçmesini bilen, konuşmasını bilen, güzel paralar kazanan falan tipler gelirdi. Yaşadığım çok kötü anları bile çok güzel hatırlıyorum şu anda. Çünkü ya inanılmaz tecrübeler katıyor size ya. Çalışma şartlarınız tamamen patronunuzla aranızda olan ilişki, patronun belirlediği kurallar ve zamanla da bu düzenler değişebiliyor yani. Bunu da bizzat tecrübe ederek gördüm. Çok duygulandım çünkü o günlerimi çok özledim gerçekten. Çok 2018 benim hayatımdaki en güzel yıldı yani. O yüzden yani büyük bir gururla taşıyorum şuradaki lokasyonu. Çok özel yani benim için bu tecrübe. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.